Merhaba, ben Getürk Televizyonu izleyicileri. Yeni bir spor kulis programında birlikteyiz. Konuğumuz Spor Toto 1. Lig'deki misafirliğini sona erdirip tekrar Spor Toto Süper Lig'e dönen Gençler Birliği'nin başkan vekili Arif Ölmez. Spor koordinatörümüz Uğur Tenekecioğlu. Sezon başında gelmiştiniz. Biz biraz konuşmuştuk sizinle. En çok da şeyi konuşmuştuk. Ya siz bu genel kurulu yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz diye başlayan bir konuşmamızdı. Siz de demiştiniz ki şampiyon olalım da bakarız duruma. Evet. Şimdi şampiyon olundu. Tekrar Süper Lig'e dönüldü ve sezon başında verilen söz yerine getirildi. Kupa rahmetli İlhan Cavcav'ın mezarına kadar gitti. Evet. Şimdi buradan sonraki planlamanın arasında genel kurul var mı? Süper Lig'e nasıl hazırlanıyorsunuz? Sırayla bunları konuşalım. Öncelikle genel kuruldan başlayalım. Oradaki son toplantımızdaki sorduğumuz sorudan başlayalım. Ben de bir yıl öncesinden burada konuştuklarımızdan kısa bir özet geçeyim isterseniz. Evet. Çok kötü, bizim için hakikaten küme düşmemize sebep olan kötü bir sezondan sonra burada bir program yapmıştık sizinle. Hı-hı. Orada da hem bir önceki sezonun öz eleştirisini yapmıştık, hem de önümüzdeki senenin yapılanmasıyla alakalı bazı düşüncelerimizi paylaşmıştık. Bir de rakip vardı herhalde. Bir de rakip vardı, muhalefet vardı. Ama biz aslında onu muhalefet gibi görmüyorduk. Bu demokratik haklar, bütün seçimlerde herkes aday olabilir, seçime katılabilir. Sandıktan çıkan sonuca da iradeye de herkes saygı duyabilir. Onda bir endişemiz yoktu. Bizim bütün korkumuz, endişemiz vakit kaybetmeden sezonun yapılanmasını sağlamak, tekrar ait olduğumuz Süper Lig'e çıkmak. Bunun üzerineydi. Burada değil bir ay, iki ay, biz bir günün, iki günün bile çok kıymetli olduğuna inanıyorduk. Şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada o günkü düşüncelerimizin yerine oturduğu, karşılığını bulduğu ve sonuç itibariyle de tekrar hak ettiğimiz Süper Lig'e çıktığımız gün gibi aşikar. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz şu anda biz de. Şimdi bu o aşamayı tamamladık. Şimdi bundan sonraki aşama. Şimdi önünüzde yani geçen senekinden daha aslında daha büyük sorunlar var. Evet. Çünkü Süper Lig'de Başka bir konuya geçmeden şununla ilgili bir şey sorabilirim. Tabii ki. Genel kurulla ilgili. Tamam, ben de onu soracaktım. Öyle mi? Ankara Gücü muhalifleri dışladı. Hı hı. Üyelikten bile attı bildiğim evet. kadarıyla, değil mi? Hı hı. Sizde Arda Bey'le herhangi bir şey var mı? Kesinlikle yoksa öyle bir şey. Karşılıklı oturup takımın menfaatleri konusunda anlaştınız mı? Hiç öyle bir birebir görüşmemiz olmadı. Bununla birlikte yasal zemin üzerinden kulüpler hareket etmek zorunda. Dernekler Kanunu'nun getirdiği bazı yaptırımlar var. Siz istediğiniz şekilde kafanıza göre ben seni üyelikten atıyorum diyemezsiniz. Kulüplerin disiplin kurulları var. Herhangi bir suç oluşması lazım. Bu suçun karşılığında disiplin kuruluna verilmiş olması lazım. Disiplin kurulunun kararı neticesinde de olağanüstü genel kurullarda üyelikten onların çıkarılması gerekiyor. Yani belli prosedürler olmadan bu rastgele yapamayız. Arada bir öyle sorun bir şey yok. Söz konusu değil. Bir sorun da kalmadı. Hiçbir sorun yok. Tamam. Ben onu soracaktım zaten, sorun yok. Şimdi bu süreç, yani yasal süreç nereye varacak bundan sonra? Yani şöyle söyleyeyim, daha mantıklı olsun. Gündeminizde genel kurulu var mı? Var. Geçen sene yapılmayan genel var. Normalde bizim kulüp tüzüğümüze göre 3 yılda bir genel kurulumuzu yapmamız gerekiyor. Hı hı. Tüzüğümüz de bize 2018 yılında genel kurulumuzu yapmamızı emrediyordu. Hı hı. Ancak dernekler kanununa göre herhangi bir dernek olağan genel kurulunu iki defa yasal süresinde yapmaz ise, hı hı, fesih söz konusu ya da işte kayyum atanması, buna benzer yaptırımlar söz konusu. Normalde bizim 2021 yılında tekrar genel kurulumuzu yapmamız gerekiyordu. Ama biz bir yıl geciktik. Hı hı. Haziran ayında genel kurulumuzu yapıyoruz. Hı hı. Beklediğiniz yani, soru buydu herhalde. Yani hayır, ertelenen genel kurul vardı. Geçen iki seneden beri tartışılan buydu da önemli olan bu. Çok şükür takıma ait olduğu yere çıkardık. Yapılması gereken yapıldı. Bundan sonra esas yapılması gerekeni de yapacağız. Evet. Peki o zaman Gençler Birliği Kulübü, siz Spor Toto Süper Lig'e öyle bir başlangıç yaptı ki böyle paldır küldür. Evet.
kazandı 8 mi 9 maç mıydı peş peşe kazandı 8 maç. 8'de 8 bu bir rekordu. Ondan sonra bir şey yaptı. Ligi sanıyorum Bursa Spor'dan sonra en çok puan alarak bitiren ikinci takım oldu lig tarihinde. Sonra ikinci yarıda böyle bir kötü başlangıç oldu. Bu kısa bir öyküydü. Siz burada yönetim olarak bu süreçlerde nasıl davrandınız? Neler düşündünüz? Ne hissettiniz? Şimdi tabii ligler başladı. Takımımız çok şükür güzel sonuçlar alıyor. Galibiyetler alıyor. Seri galibiyetler alıyor. Bütün kamuoyunda bir algı oluştu. Gençler Birliği ligi force edecek. Çok kısa sürede bir üst lige çıkmayı garantileyecek. Böyle bir inanılmaz bir şey vardı. Kamuoyunun düşüncesi vardı. Ama bu lig çok zor bir lig. Öyle göründüğü gibi değil. Biz o erkenden bayağı bir yol aldık. Onun da ne kadar kıymetli ve ne kadar değerli olduğunu ligin ikinci yarısında gördük. Yani eğer biz o ilk yarıdaki avans puanlarımızı almamış olsaydık bugün bambaşka noktada da olabilirdik Allah korusun. Kesinlikle. Peki ondan sonra şöyle bir süreç oldu. Biz Erkan Hoca'yı her 4 galibiyetli bir aldık buraya. Hatta sonrakinde de tekrar konuk etmek istedik. Ya dedim uğurumuzu bozacağız herhalde diye böyle bir esprisini de yaptık. Sonra 4 maç kaybedildi. Gençler Birliği 4 maç kaybetti ikinci yere başlayınca. Sonra tekrar bir galibiyet, bir beraberlik derken bir anda Erkan Hoca gitti, İbrahim Hoca geldi. Evet. İbrahim Zilmez geldi. Peki buradaki yani kaybederken değiştirmek evet bir mantıklı ama kazanırken, kazanmaya başlarken değişikliğe gitmenizin nedeni neydi? Şimdi bu sorunuza cevap vermeden önce Erkan Hoca'ya ve teknik ekibine bir defa burada teşekkür etmek zorundayız. Kulüp olarak ona da çok borçluyuz. Eğer tabii biz bugün önceki toplanan puanlar olmasa biz bugün Süper Lig'e çıktıysak sezon başında Erkan Hoca'mız ve ekibiyle yaptığımız yapılanmanın çıkış noktası olduğunu ve yani asıl bu fitili ateşleyen unsur olduğuna inanıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve ekibine. Erkan Hoca'mız kulübümüzde çok büyük katkılarda bulundu. Bu yapılanmayı sağladık. Uzun sürede gittik. İkinci yarı başladı. 4 maç üst üste kötü sonuçlar yaşadık. Tabii bu süreçte biz de yönetim başkanımız Murat Cavcav ne yapmamız gerektiği konusunda sürekli fikir tatillerinde bulunuyorduk. 4 maçın sonunda oyuncu grubumuzdan bize bir istek, bir talep geldi. Daha doğrusu bir rica geldi. Yönetim olarak biz sizin kararlarınıza sonsuz saygımız var ama biz hocamızdan memnunuz. Biz hocamızla devam etmek istiyoruz. Lütfen hocamıza bir şans daha verin. Yani bunu söylemekte ben hiçbir beis görmüyorum. Biz de bunun üzerine hem çocuklarımıza, oyuncularımıza güvenimizden dolayı hem de teknik ekibimize güvenimizden dolayı yolumuza devam ettik. 4 haftalık kayıptan sonra bir Elazığ Spor maçı oynadık. Galip geldiğimiz 2 tane maç oynadık. Fakat berabere kaldığımız bir Afyon maçı oynadık. Fakat biz bu süreçte takım içerisinde dinamiklerin birazcık daha harekete geçmesini istedik, bekledik. Yani bir şey lazımdı. Nasıl heyecan değişikliği. Bir heyecan, İtici bir şey. Güç mü lazım? Evet, biraz? Buna benzer bir şey lazımdı. Bu ihtiyacımız doğrultusunda ya da düşüncemiz doğrultusunda Erkan hocamıza teşekkür ettik. Akabinde de İbrahim hocamızla kalan 10 maçımıza çıktık. İbrahim hocamızla çıktığımız 10 maçta da yanlış hatırlamıyorsam 8 galibiyet bir beraberliğimiz mi ne var? Evet. Ya, o... Yani bu silsilelerde yapılan doğru güzel işler var ki böyle de bir sonuca ulaştık. Yani biliyorsunuz futbol zaten sonuca dayalı bir oyun. Sonucu aldığınız takdirde yaptığınız iyi olarak algılanıyor. Sonuç alamadığınız takdirde yanlış olarak algılanıyor. Biraz da şöyle düşünebilir miyiz? Bilmiyorum katılır mısınız? Mesela şeyde rakipler de çok oynak oldu. Aldıkları sonuçlar itibariyle. O bir yardımcı oldu mu size o? Bu şampiyonluk yolunda. Mesela Osmanlıspor inanılmaz bir çıkış yakaladı. Herkes yukarı çıkacağını düşünürken birdenbire aşağı indi. Boluspor vardı. Çok iyi çıkışlar yakaladı. Sonra birdenbire şeyden uzaklaştı. Hatta playoff'a bile kalamadı. Evet. Ümraniye Spor vardı. O da öyle. Bu da yardımcı oldu mu sizin çıkışınıza? Tabii onun da katkısı oldu. Bir de bu 34 haftalık maratonda şey çok önemli. Takımların form grafiği, o yükselen trend çok önemli. Bazı takımlar bunu
sezon başında çok erken yakalar. İşte bizim yakaladığımız gibi 8 hafta, 10 hafta, 12 hafta sürekli yükselen bir grafik olur. Sonra bir kırılmalar başlar. Bazı takımlarda önce hafif bir yükselme, yatay gidiş, sonra tekrar bir hızlı yükseliş. Bunların hepsi oluyor ama bununla birlikte bu ligin çok enteresan özellikleri var. Kendine has özellikleri var. Bunlardan bir tanesi bana göre sezon başında eğer 18 takım varsa 15'i lig çıkmak için sezona başlıyor. Çünkü bu ligde herkes Fener, herkes Galatasaray, herkes Beşiktaş, herkes Trabzon. Ya da bu ligde Beşiktaş yok, Fener yok, Galatasaray yok, Trabzon yok. Hep birbirine denk takım var. Şehir takımlarının olması ağırlıklı olarak? Şehir takımının olması bu ligde tabii çok büyük etkenler. Bununla birlikte asıl bu ligde mali yapıda dengesizlikler daha da fazla. Ya mali güçler düşünebiliyor musunuz? Bir şehir takımı var. Arkasında koskoca bir şehrin desteği, mahalli idarelerin desteği. Bir başka şehir takımı var. Tamamen destekten mahrum. Kendi kaynaklarıyla, kıt kaynaklarıyla sezonu tamamlamaya çalışıyorlar. Bugün Elazığ Spor'un düştüğü duruma bakarsanız benim bu söylediklerimin etken olduğunu görürsünüz. Tam tersi bir Gazişehir, Gaziantep'e bakarsanız, bir Adana Demirspor'a bakarsanız burada da işte şehirdeki bazı dinamiklerin takımı nereye getirdiğini görürsünüz. Sezon içerisinde bunlar çok etken oluyor takımların puan cetvelindeki yeri için. Ekonomik anlamda girdiler çektiler anlık sonuçları değiştirebiliyor. Kesinlikle. Buradaki anlattığınız profile uygun olarak yani desteklenen ya da desteklenmeyen profiline uygun olarak Gençler Birliği bu desteklenmeyen grupta sonra dışarıdan kendi yağında kavrulan ve kazandığını yiyen grup. Peki bu süreç sizi nasıl etkiledi? Ekonomik anlamda nasıl etkiledi? Tabii ki çok yıprattı. Tekrar burada öyle bir noktadasınız ki siz bu sorduğunuz soruyla rahmetli başkanımızın, duayen başkanımız İlhan Cavcav'ın Türk futboluna ve kulübüne neler yaptığının en basit göstergelerinden bir tanesi budur. Mekan cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Eğer İlhan Cavcav'ın kulüpte yaptığı güzel işler olmasaydı ya da kulüp içerisinde mali yapıda belli bir birikimi sağlamamış olsaydı biz bugün burada Allah korusun belki başka şeyleri de konuşuyor olabilecektik. Geçen sene hep eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi de buydu ya. Mali yapı, mali yapı, mali yapı. Biz küme düştük. Yaklaşık 130-140 tane kulüpte çalışanımız ve altyapı hocalarımız var. Bir tanesinin biz işine son vermedik. Görevini bitirmedik. Kulübün hiçbir gider kaleminde tasarrufa gitmedik. İktisadi davranalım diye hak etmediğimiz şeylere maruz bırakmadık. Biz bunları eğer bu noktaya getirdiysek rahmetli başkanımızı bir kez daha saygıyla anmanın ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Sezon başında da sormuştum para bitti mi diye. Evet. Şimdi belli bir maraton yaşandı, şampiyon olundu. Mali portre ne durumda? Şimdi geçen sezondan bugüne düşünün gelirleriniz 10 birim, giderleriniz 70 birim. Yönetim olarak ne yapmışız? Başta başkanımız Murat Çavcı, yönetim kurulu üyelerimiz, bizler. 10 birimlik gelire karşılık 60-70 birimlik maliyetin, destek, külfetin altından kalkmışız ve takımı bir üst lige çıkarmışız. Evet. Bu çok basit bir şeydir aslında yani. Denklemdir. Kulübün düzenli gelirleri mesela atıyorum işte altyapıdan bir takım gelirleri var. İşte ne bileyim sponsorlardan bir takım gelirleri var. Reklamlardan bir takım gelirleri var. Bunları tabii birincilikteki, Süper Lig'deki kadar olmamakla birlikte bunları da herhalde elde ettiniz ya da arttırmanın bir yöntemi. Bu ligde yok. O söyledikleriniz bu ligde yok. O zaman baya bir yönetimsel bir cepsel çalışma. İnanın öyle. Gerçekten öyle. Yani ben tam hatırlamıyorum ama sanıyorum 14 yılım falan oldu bu kulüpte. Bu son 11 ay benim daha önceki 12-13 yılıma bedeldi gibi bir şey. Çünkü bir taraftan mali yapıyı yerine oturtarak, vecibelerini günü gününe yerine getirerek yol alman gerekiyor. Çünkü oyuncu grubu, teknik heyet, çalışanlar bunları mağdur ettiğin an o moral bozukluğu olduğu gibi tesislere yansır. Bir de Gençler Birliği'nde dediğiniz gibi bir alışkanlık var. Başka kulüplerde belki bir yıllık alacaklarını beklerler ama bizim ne piyasa ne de oyuncularımız bir hafta beklemeye tahammülü yok. Bir hafta vecibelerini yerine getirme, hemen soru işareti başlar. Acabalar başlar.
Evet. Bu da İlhancı Hocam'ın yerleştirdiği başka bir... Evet. Önümdeki listeye bakıyorum. 12-13 tane futbolcu... 18 futbolcu. Toplam 18 futbolcu. Sözleşmesi sona eriyor. Evet. İçimden bazı futbolcular var, bırakacağını söylemişti veya şampiyon üst lige çıkılırsa bir sene daha kal. Mesela Selçuk Şahin'i görüyorum burada. Şimdi zor bir döneme giriyorsunuz Süper Lig'de. Tabii daha farklı olması lazım. Evet. Transferler artacak. İşte o sizin dediğiniz 10'a 70'lik oran belki 10'a 100 olacak artık. Evet. Bunun için nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Şimdi o 10'a 70 olmayacak. 10'a 70, 10'a 100 olmayacak. Birazcık daha o birbirine yakınlaşacak. Çünkü Süper Lig'in gelirleriyle TFF 1. Lig'in gelirleri arasında dağlar kadar fark var. Evet. En azından bir garanti para var. Bir ayak bastısı bile var ayak herhalde. Ayak bastı demeyelim ona da. TFF Süper Lig'de yer alan bütün kulüplerin aldığı bir garanti para var. Evet. Bu biz bu yıl gençler biliyor olarak Süper Lig'e çıktığımız için ekstra bir para yok. Ne bize var ne Denizli'ye ya da çıkacak üçüncü takıma. O ligde oynayan diğer kulüpler ne alıyoruz ise biz de aynı parayı alacağız. Evet. Bir alt lige düşen takımlara paraşüt yardımı var. Süper Lig'den TFF 1'e düştünüz. Sanıyorum geçen yıl 4 milyon liraydı. Ama çıkan takımlara böyle bir şey yok. Allah Allah. Yok gerçekten yok. Böyle bir ayak bastı. O zaman direkt paraya... Ayak bastı yani garanti para. Garanti para geliyor. Tabii garanti para var. Şimdi düşünün bu ligin garanti parası 8 milyon. Süper Lig'in garanti parası önümüzdeki sezon için sanıyorum 40 milyonla 45 30. milyon arası olacak. Evet. Yani bu parayı bütün kulüpler alacak. Ama bununla birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon bunlar geçmiş yıllardaki her şampiyonluğu karşılığı bir çarpanları var. Yani örnek veriyorum bizim garanti paramız Anadolu kulüplerinin 40-45 milyon lira ise onların 100 milyon lira. Galatasaray'ın zannediyorum 200 milyona yakın geliri olacak bu şampiyonlukla birlikte. Tabii olur. Yıllık. Hem o birincilik için verilen ayrı bir ödül var onu alıyorlar. Şampiyonluk ödülü alacak, geçmiş şampiyonluk ödülü alacak. Galibiyetlerden alan primleri alacak, garanti para alacak yaklaşık 200 milyon denk geliyor. Bakıyorlar kaç şampiyonluğun var? 15 şampiyonluğun geçmişe dönük. Her yıl için örnek veriyorum 2 milyon diyorlar. 15 şampiyonluk çarpı 2 milyon, 30 milyon sana hak edişim var diyorlar. Aslında buralarda çok büyük haksızlık var, düzensizlik var. Hep futbolun gelişiminden bahsediyoruz ama hep tepedeki takımların organizasyon için uğraşıyoruz. Yapılanması için uğraşıyoruz. Makas biraz daha büyüyor her seferinde. Kesinlikle. Şimdi çok zor bir dönem şu sözleşmelere baktığınızda ve piyasayı şöyle bir değerlendirdiğinizde hakikaten zor bir dönem. Bir de kulüplerin mali sıkıntıları var. Evet. Ki bunu yaşayan kulüpler var. İşte geri düştüler sıkıntılar içerisinde. Gençler Birliği nasıl bir politika izleyecek? Elindekileri tutacak mı? Komple değiştirecek mi? Bunun için hoca da dahil mi? Nasıl bir politika izleyecek önümüzdeki dönem için? Önce hocamızdan başlayayım. Hocamız... Yoksa şeyi bekleyecek misiniz iyice? Kongreyi bekledikten sonra mı hareket edeceksiniz? Zaten kongremiz bizim hemen bayram ertesi. 16 Haziran. Günü belirledik. Tabii. Başkan adayı olacak mı yine? Başkanımız aday. Yönetimde bir değişiklik söz konusu mu? Tamamen başkanımızın tasarrufunda. Aday var mı? Bak arka arkaya geldi. Tabii. Şimdi bu çok sıcak bir konu. Daha iki günlük bir konu. Biz geçen hafta yönetim olarak toplandık başkanımızın nezaretinde. Dedik ki geciktirmiş olduğumuz genel kurulumuzu biz yapalım. Adaylar çıkabilir ama bunda bir mahsur görmüyoruz. En azından bir huzuru rahatlığı da var. Takımımızı tekrar Süper Lig'e çıkardık. Buradan sonrası sizin sorununuzu alabiliyorsunuz. Yani biz yaptık. Bu arada tabii yönetim içerisinde başkanımızın tasarrufu dahilinde yer değiştirecek arkadaşlarımız olabilir. Göreve devam edebilecek arkadaşlarımız olabilir. Ama şundan emin olun. Yönetimde ben dahil hiçbir arkadaşımız bir sonraki liste dışı neden ben liste dışı kaldım sorgulamasını yapmaz. Huzurlu bir yönetimimiz var. Hepimizin birbirimize karşı saygımız, sevgimiz sonsuz. Yani bir nevi biz kulüp içerisindeki çekişmelerden uzak bir sezon geçirmemizin de karşılığını aldık. Sadece saha içi organizasyonlar tabii ki çok önemli. Ama saha dışında da o birlikteliğimizi, beraberliğimizi hiç bozmadık. Evet. Bu anlamda hiç sorun değil. Yönetimde kimler olmuş, kimler olmamış. Transfer politikası nasıl olacak eğer devam ederseniz? Transfer politikası da şöyle. Zaten o geçen sezon başı yapılanmanın getirdiği bir şey. Biz
yapılanmamızı, oyuncu grubumuzu oluştururken hocamızla birlikte bu sezon için bize %100 faydalı olacak oyuncular bir kategori. Bu sezon ve daha sonraki sezonda bize faydalı olabilecek oyuncular, bu da ayrı bir kategori. Böyle bir oyuncu yapılanmasıyla sezona başlamıştık. Oyuncularımızdan bir kısmının bu yıl sözleşmesinin bitmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Devam etmek istediğimiz oyuncular var. Bunların her birinde opsiyonlarımız var bizim sözleşmemizde. Diyoruz ki bu yıl seninle devam edeceğiz. Sana bu ödemeyi yapacağız. Ama bir üst lige çıktığımız takdirde de bu koşullarla, bu sözleşmeyle devam edeceğiz. Bu şekilde sözleşmesi olan oyuncu arkadaşlarımız da var. Bu yıl itibariyle kulüpte görevini tamamlamış, bize yeteri kadar katkıyı sağlamış ama önümüzdeki sezon başka kulüplerde oynayacak oyuncularımız da var. Ben orada bir şey görmüyorum, sıkıntı görmüyorum, sıkıntı yok. Şöyle sıkıntı görmüyorum. Oyuncuların sözleşmesi devam etse zaten önümüzdeki yılın bedelini ödeyeceksin. Bu oyuncular gidip yeni alacağın oyunculara da bedel ödeyeceksin. Yani mali anlamda çok fazla bir sıkıntı getirmez. Peki bunun hesabı iyi transfer yapmak lazım. Bunun hesabı yapıldı mı Sayın Başkan? İbrahim Üzülmez'in bir rapor vermiştir size 3 aşağı 5 yukarı. Hocamız daha son maçımızı geçen hafta oynadığımız için o da haklı olarak 10 haftanın getirdiği bir şey vardı. Bir haftalık bir gerginliği atmak anladım. İçin. Çünkü görüntü olarak mesela ilk önüme gelen mesela Nadir Çiftçi takımın gol yükünü taşıyan oyunculardan bir tane, sözleşmesi bitiyor. Mert Nobre zaten herkese öyle gidiyor. Bıraktı o. Sesenyo'nun durumu belli değil. Ama bakın şimdi o önünüzdeki 18 kişilik liste, 18 kişi mi orası? Evet, 18 kişi. Ama onların hepsi doğru değil. Ben size onu söyleyeyim. Örneğin Sesenyo. Devamlı olabilir o ama resmi olarak görüntü de ben resmi olarak bakıyorum. Bence orada da bir yanlışlık var. Yani eğer veriler Türk Futbol Federasyonu'nun verileri ise orada da hata olabilir. Sesenyo'nun sözleşmesi devam ediyor. Nadir Çiftçi'nin sözleşmesi var. Peki şeyi soracağım. Benim için en merak ettiğim oyunculardan bir tanesi şey Alper. Alper evet. Solbek. Yani onu Erkan Sözer'i çok övüyordu. Evet. Transfer teklifleri var mı? Mesela siz bir de bu tür bir dedikodusunu yapalım işte. Şimdi şöyle. Biz devre arasında sözleşmesi biten arkadaşlarımızla, sporcularımızla alakalı bir görüşme yapalım istedik. Fakat sonra bu düşüncemizin doğru olmadığını düşündük ve geri çektik. Takımın balansını bozmamak lazım. İşte örnek veriyorum. Bir oyuncu sizden 10 lira ister. Siz 5 lira verirsiniz. Anlaşamazsınız. İkinci yarı performansına bu olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Ya da oyuncuya hak ettiği parayı verirsiniz. Ya da istediği parayı verirsiniz. Bir başka oyuncumuz o 10 lira alıyor, ben 5 liraya oynuyorum diye düşünebilir. Bu bizde bir kaos yaratacak gibi göründü. Biz bekledik. Şimdi çok şükür bir üst lige çıktık. Sözleşmesi biten ve kadromuzda tutmak istediğimiz, görmek istediğimiz arkadaşlarımızla tekrar masaya oturacağız. Şimdi biz rahmetli İlhan Çavcav döneminde alışkınız. Kendisi belirlerdi transferi. Bir transfer komitesi kurulacak mı? Yoksa hocanın raporu doğrultusunda, isteği doğrultusunda hani klasik şey yapılır ya, hocalar 3 tane isim verir her bölge için. Onların içinden birini alın diye böyle bir çalışma mı olacak, yoksa bir transfer komitesi yönetim mi belirleyecek? Şimdi zaten şöyle, bizde kulübümüzde geçmiş yıllarda da aynıydı. Bu dönemde de 5 kişilik bir icra kurulu var. 18 tane arkadaşımız tabii ki görev yapıyor ama çok fazla gel git dönemlerinde fazla mesai harcayabilecek, zamanını daha çok buraya kullanabilecek arkadaşlarımızdan da belki müteşekkil bir 5 kişilik icra kurulumuz var. Bununla birlikte kulüpte scout ekibinin izlediği oyuncular var. Yanlış hatırlamıyorsam en az 60 tane maç izlendi ikinci yarı. O zaman bu yeni transferlerle ilgili görüşmeyi bir kısa aradan sonra devam edelim mi? Peki. Kısa bir ara, yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kal. Ziraat'in online kanallarından işlem yapmak çok kolay. Mesela faturaları ödemek, bakın bu kadar kolay.
Yok, aslında bu kadar. Hatta inanmazsınız, bu kadar kolay. Yani gerek var mı böyle hareketlere? Kullanıyoruz, biliyoruz. Dijitalin kolayı ziraatte. Herkes rahatça kullanabilsin diye kolaylığı teknolojiyle birleştiren internet şubesi ve mobil şube Ziraat'te. Bizi izlemeye devam edin. Ziraat Bankası. Teknolojide de bir bankadan daha fazlası. Dur, telefon çaldı. Tamam, bir dakika. Ya arkadaşlar, çok önemli bir işim çıktı. Bugün izleyemeyeceğim. Ne demek abicim, sen işini hallet. Biz sana bir daha oynarız. Tabii canım, kaçmıyoruz ya. Tvimu'yla son hafta televizyonda ne varsa kaydetmenize gerek olmadan izleyin. Seç izle ile binlerce film, belgesel ve çocuk programının keyfini çıkarın. Hepsine sadece 19.90'a Tvimu'yla seyirci kalın. İşte bu. Paraftan bir güzellik daha. Süvari'de 50 lira paraf para. Güzellikler bu parafta. Evlenenlere bu güzelliği yapsa Modalife yapar. Şimdi düğün paketi alana yatak artı baza hediye. Üstelik bir günde teslim garantisiyle Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Dur, telefon çaldı. Tamam, bir dakika. Ya arkadaşlar, bugün izleyemeyeceğim. Ne demek abicim? Biz sana bir daha oynarız. Tabii canım, kaçmıyoruz ya. Tvimu'yla son hafta televizyonda ne varsa kaydetmenize gerek olmadan izleyin. Hepsine sadece 19.90'a Tvimu'yla seyirci kalın. Yeniden merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arif Ölmez Gençler Birliği Başkan Vekili bize yeni sezonla ilgili scout ekibinin ve 5 kişilik icra kurulunun hazırladığı listeye 60 maç diyordu ama 60 şöyle, maçta kaç futbolcu? Şöyle, daha bunlarla alakalı raporlar falan gelmedi. Ben sadece sizin sorunuza karşılık şu ana kadar yapılanları söyledim. Ama değil Türkiye'de, dünya futbolunda zaten bu transferlerle alakalı bir kaos var. Transferleri kulüpler mi yapmalı? Transferleri hocalar mı yapmalı? Ben ikisinin de doğru olmadığına düşünüyorum. Kulüplerin de katkısı vallahi ya, eskiden ben aldım derdi. Hepimize sorardı tek tek, ne diyorsun? İstersek 18'imiz hayır diyelim, ben aldım derdi. Sorumluluk benim derdi. Ama herkesin aklını kullanmak, herkesin görüşüne de kulak vermek, o da önemli. Bir de izlerdi, anlardı yani. İzlerdi tabii canım. O farklı ya. Onu 11 yıl çalıştım ben onunla. Ben onu anlatamam. Yani yaşadıklarımı anlatamam. Şimdi siz mesela hoca mı yapmalı, yönetim mi yapmalı tartışırken bir yandan da hem muhalefet kanalında hem yani camia içerisinde diyelim. Her camiada olduğu gibi. Şey var, hani menajerler kulüp içerisinde transferleri idare ediyor, onlar yapıyor. Yönetim menajerler ne derse, bazı menajerler var, onları yapıyor gibisinden suçlamalar da var. Evet. Bunu da burada bir açıklık getirelim. Tabii, böyle bir şey var mı yok mu? Ama bundan önce o deminki bahsettiğim konunun bir devamını getirip tamamlamak istiyorum. Tabii ki. Transferlerle alakalı geçen yıldan örnek verecek olursam ne yaptık? Önce biz hocamızla anlaştık. Erkan hocamızla anlaştık. Mevkileri, elimizde kadromuzda bulunan oyuncuları ve alınması gereken mevkileri tespit ettik. Hocamızın da önerileri doğrultusunda biz transferi yaptık. Bu tek başına yapılmaz zaten. Sizin kulüpteki icra kurulunuz, scout ekibiniz ne kadar çalışırsa çalışsın, her hocanın da çalışmak istediği ya da kendi oyun sistemine uygun oyuncu portföyü var. Yararlanabileceği oyunculara. Bunlara saygı duymak lazım ve bunlardan kesinlikle yararlanmak lazım. Biz bu takımı kurarken bunlara çok özen gösterdik. Hatırlıyorsunuz, çok yaşlı takım dendi. Evet. Hatta bölge bölge yaşlılar var. Yazlık takım kurmuşsunuz diyenler bile oldu. Bu işin kışı var dediler. 4 maç kaybedince ha dediler, bakın mevsim değişti, kış başladı, takım dökülüyor dediler. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah aşkına soruyorum size.
Mert Nobre'nin bugün Berat'tan ne eksiği var sahaya çıktığı zaman? Selçuk Şahin'in ne eksiği var? Ama biz bu ligde tecrübeli oyuncuların, özellikle takımların kırılma dönemlerinde takımı toparlamaları yönünde çok büyük rollerinin olduğunu biliyorduk. Onların da içimizde olması gerektiğine inanıyorduk. E düşünün, 4 maç kaybetmişsiniz. Evet. Toparlanmanız lazım. E bu takım içerisinde Mert Nobre'nin, Hakan Arıkan'ın, Selçuk Şahin'in, Ahmet İlhan'ın, bu takımın büyüklerinin çok büyük katkısı oldu. Kolay değil yani. O düşüşe engellediler hepsi birlikte. Evet. Evet. Menajerlere girelim sonra, evet, başka sorumuz. Peşinden de bu menajer olayı Türk, sadece bizim kulübümüzde değil, bu bütün Türk kulüplerinde konuşulan bir konu. Şöyle bir gerçek var. Hiçbir futbolcuyla siz direkt konuşamıyorsunuz. Menajerim var diyor, menajerimle konuşun. Pazarlığı menajeri yapıyor. Uçak parasının menajerliği, pazarlığı yapıyor. Ev pazarlığı yapıyor. Şampiyonluk primi isterim diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Bir kere böyle bir sistem zaten var. Bunu kimse inkar edemez. Burada önemli olan tek bir nokta var. İyi niyetli menajerle ya da iyi niyetli insanlarla bir arada olmak. Geçmişte bu kulüp çok kandırıldı. Sadece bizim kulübümüz değil. Bana kandırılmayan bir tane kulüp söyler misiniz? Bir de bir oyuncunun belli bir değeri var. Örnek, 1 milyon euro istiyorum diyor. Siz o 1 milyon euroluk oyuncunun gerçek değerinin 1 milyon euro olup olmadığını bilemiyorsunuz. Çok iyi işler yaparsa aldığı parayı hak etmiş oluyor. Çok başarısız olursa da bu oyuncu aldığı parayı hak etmemiş oluyor. Bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var. Örnek veriyorum, değeri 100 bin euro olan oyuncuyu 500 bin euroya teklif ediyorlarsa buna dikkat etmemiz lazım. Bu oyunlara gelmememiz lazım. Şu da bir gerçek mi acaba? Menajerin teklif ettiği futbolcu değil, futbolcuyu beğenen scout ekibinin menajeriyle görüşmek. Kesinlikle öyle olmalı. Şimdi son bir yılda yine muhalefetteki bazı arkadaşlarımızın da bu konuda bize eleştirileri oldu. Ama ben doğru olmadığını çok iyi biliyorum. Ya da onların yanlış duyum aldığını düşünüyorum. Belli isimler üzerinden hareket ediyorlar ve işte şu menajerin 5 tane oyuncusu var. Ya da bir başka menajerin 9 tane oyuncusu var. Yok böyle bir şey. Açık açık burada söylüyorum. İspat etsinler, ben de sözümü geri alayım ve özür dileyim. Böyle bir şey yok. Bahsettikleri menajerlerin doğru dürüst bizim kulübümüzde oyuncuları yok. Bir ya da iki tane ya var ya yok. Ama ben bu oyuncuları almak istiyorsam o menajerlerle de anlaşmak zaten için. Sorun o. Eğer futbolcuyu siz mi tespit ettiniz, yoksa menajer 3-5 defa kapıyı çalıp size zorla bu futbolcuyu kendi istediği bedelle verdi mi? Son dönemlerde hiçbir menajerin önerdiği oyuncuyu biz almadık. Evet. Açık ve net söylüyorum. Sizin istediğiniz oyuncuların menajerleriyle görüşüp transfer yaptınız. Aynen böyle. Mantıklısı da herhalde. Doğru. Evet. Olanda. Şimdi birer maç oynandı. Üstte geç çıkmak için 3. takım belli olacak. Spor Hatay. Bir bu konuda fikrinizi alayım. Osmanlı. Rakipleri de tanıyorsunuz. Kimin daha şansı görüyorsunuz? İçinde tabii Osmanlı Spor da var Ankara'dan. Finale. Kimi şanslı görüyorsunuz final için? Yani sezon içerisindeki periyoda baktığın zaman farklı şeyler söylenebilir. Ama bu playoff grubunun kendine has özelliklerini düşündüğünüz zaman farklı şeyler söylenebilir. En doğrusu playoff grubunun kendine has özelliklerinden dolayı söylenenler daha çok yerine oturur. 4 takım playoff oynuyor. Her birinin şansı %25, %25. İlk maçların sonucuna bakarak, oynanan ilk maçların, ne burada Gazişehir'in 2-0'lık galibiyetinin getirdiği avantajın %100 yerine oturabileceğini söyleyebilirsiniz. Ne de Hatay'ın kendi sahasında oynayacağı maçtan dolayı daha büyük avantajı var diyebilirsiniz. Bana göre 4 takımın şansı %50, %50, %50, %50 devam ediyor. Çok politik bir gerçekten öyle. İnanın öyle. Ya şu ben buradan başkanın şeyini çözmeye çalışıyorum. Yani geçen İlk baştaki sözünüz 18 takımdan 15 tanesi, evet, şampiyonluğa oynuyor. Evet. Evet. Bütün dengeler eşittir, evet, deyip buradan yola çıkarak sizin bu söylediğinize katılırım. Gerçekten öyle. Onun için ben lig içerisindeki periyottan bahsetmiyorum bakın. Playoff grubunun da ayrı bir özelliği var. Lig zaten bambaşka bir lig. Yani bu anlatılmaz ya. Bu yaşanır. Böyle bir şey yok. Ligin sonuncusu bir takımla oynuyorsunuz. Aranızda dağlar kadar puan farkı var. Sanki o şampiyonluğa oynuyor. Siz küme düşmemeye oynuyorsunuz. Biz de aldık böyle. Kaybettiğimiz maçlara bakın.
Afyon'a kendi sahasında puan verdik. Balıkesir'e kaybettik. Balıkesir'e kaybettiniz. İstanbul Spor'a kaybettik. Yani buna benzer önümüzde örnekler var. Bu lig zaten bu ligin çok... şeyi farklı. Gerçekleri çok farklı. Sporta da şu, o zaman şunu diyelim, biraz farklı bir boyuttan başka bir yola çıkalım. Sporta da birinci ligdeki heyecan, aha, aslında sporta da Süper Lig'de olsa biraz daha mı eğlencesi yüksek olacak? Kesinlikle gibi. Doğru. Yani orada pek kayırma yok, orada pek hakem tartışması yok. Orada herkes kim kimi yenerse mi oynuyorlar? Buradaki heyecan çok fazla. Yani bu çok net görünüyor. Ama sıkıntılar da fazla. Mesela, hakem diyorsunuz ya. Evet, ona gelecektim. Şimdi düşünün, bildiğim kadarıyla Süper Lig maçı yönetecek 19 tane hakemimiz var. Hı hı. Yurt genelinde. 19 tane hakemimiz Süper Lig maçlarında görevlendiriliyor. Bunun bir kısmı da bizim ligimizde TFF 1. Lig'de görevlendiriliyor. Ya 19 tane hakemle üst lig ve TFF 1. Lig gitmez. Bu bir gerçek. Bununla birlikte burada VAR sistemi yok. Siz hangi bir takımımızın şikayetini duydunuz? Zerzenişini duydunuz? Yok ki. Bizim söylüyoruz ama bizde kalıyor. Çünkü bu maçlarda VAR sistemi yok. Peki bu sene mesela hakemler çok eleştirildi. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Bizim ligimizde dahil alt liglerde çok büyük hakem hataları yaşanabiliyor. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Hakem hataları diyorum. Bunlar hata. Hiçbir zaman ben Türkiye liglerinde özellikle yani, son zamanlarda inanın, öbür taraftan da bizim pilot takımımız Hacettepe var. Onların da bütün maçlarını izliyorum. Ben görmedim. Kötü niyetli hakeme hiç rastlamadım bugüne kadar. Hatalar çok fazla. Bence bu da birazcık hakemlerimizin eğitiminin birazcık daha güçlendirilmesi gerektiğini gerilimden etkileniyorlar o zaman. Kesinlikle. Biraz ona mı gidiyor iş? Kesinlikle. Eğer göreve devam ederlerse bir projesi var Merkez Hakem Kurulu'nun. İki ligin hakemlerini birleştirmek. Yani hakem sayısını üst tarafta 42'ye 43'lere çıkarmak. Gerekiyor. Bu doğru olur mu? Gerekiyor. Gerekiyor çünkü özellikle bu TFF 1. Lig'de ligin sonları yaklaştıkça herkesin gereken ihtimamı fazlasıyla göstermesi gerekiyor. Hakemlerimiz de dahil. Çünkü en basit bir hata, Süper Lig'de artık VAR sistemi var. Eğrisiyle doğrusuyla büyük bir kısmı yerine oturuyor. Ama bu ligde hepsi eğri oluyor. Hiç doğrusu olmuyor. Çünkü VAR sistemi yok. VAR sisteminin olması gerekiyor mu? Gerekiyor. %100 gerekiyor. Bununla ilgili federasyondaki yetkililerle zaman zaman konuşuyoruz. Ne düşündüklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Maliyetinin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani altyapı uygun olmalı. İşte mali yapısı bunun giderilmeli ki yapalım diyorlar. Çünkü bunun için odalar gerekiyor. Bunun için teknik tesisat gerekiyor. Kamera sistemi gerekiyor. Bence sistem, var ya mobil şeyler yapılıp bütün statlara götürülebilir yani. Şey var, bir de o uyduyu engellemek için, yani uydudaki kaybı engellemek için, çünkü süre çok anında, hı-hı, olmak zorunda. Onun özel kablo döşenmesi gerekiyor statlara. Evet. O esas maliyet de o tutuyor zaten. Kesinlikle onların etkisi var. İnternet vardı. Kablosu çok, o 2 saniye kaybediyor. Bir türlü uyduya çıkınca 10 saniye 15 saniye kaybediyor. Ama Türkiye'de futbolun temeli dediğiniz zaman sadece Süper Lig'i görmemek lazım. İnanın bu ligi birazcık daha üstlere taşıyın. Kalitesini yükseltmek için gereken çabayı gösterin. Mali anlamda da kulüpleri güçlendirin. Ben inanıyorum ki milli takımın oyuncu kadrosunun en az 3'te 1'i bu ligden çıkar. Şu düşünülebilir mi bilmiyorum. Tabii bunu yöneticiler daha iyi bilirler ama birinci lige biraz daha hafifleterek işte bir çizgi kamerası, işte 3 kamerayla da en azından biraz... Ya bir yerden başlamak gerekiyor, evet, yani. Biraz düşebilir yani iş. Evet. Belki offside, belki penaltı. Offside, evet, ve penaltı konusunda, evet, değil mi? Evet. Biraz yani sıkıntı oluyor. Gerçi offside konusu çok daha ciddi. Onu sanıyorum Ali Konak anlatmıştı bize. 3 kamera gerekiyormuş offside'de o çizgiyi çizebilmek için. 3 açıdan, yandan ve önden ve yandan. Çizgi değildi yani, en azından orada oturan insan, vardaki yani, hakem bakar. Görüntüsüne göre tekrar izleyerek karar verebilir. Ama gerçek olan bir şey var. Bu ligde de olmalı. Olmalı. Kesinlikle olmalı. Şimdi tam bu noktada federasyon seçimleri var 1 Haziran'da. Evet. Tek aday giriyor bildiğimiz kadarıyla. Nihat Özdemir giriyor.
Sizin beklentileriniz neler, seçimle gelecek olan yönetimden beklentileriniz neler? Şöyle, şu anda Sayın Nihat Özdemir tepede olarak görünüyor. Bu doğrultuda da zaten hem adaylığını ilan etti, hem de özellikle de bu Ramazan münasebetiyle bütün kulüp başkanlarına ve kulüp sorumlularına iftar yemekleri düzenleyerek kısa kısa orada projelerini anlatma fırsatı yakalıyor. Kulüplerin sorunlarını dinleyerek yeni federasyon kurulları yönetimi teşekkür ettikten sonra da ne yapması gerektiği konusunda bazı bilgileri topluyor. Bu çok güzel bir şey. Geçen pazartesi akşamı düzenlenen iftar yemeğinde de ben başkanımız Murat Cavcav'la birlikte katıldım. Orada da kulüp temsilcilerimiz, başkanlarımız sıkıntılarından bahsetti. Küçük küçük problemleri not aldı. Ben ona bizzat şahidim, gördüm Nihat Bey. Büyük bir kısmına da hak verdi. Federasyon seçimlerinden sonra bunlara karşı daha duyarlı olacağını, daha farklı projeler geliştireceğini, ne bileyim böyle kulüp temsilcisi yöneticiler dahi olacağına kadar ufak ufak şeyler verdi, bizlere bilgiler verdi. Ben bu dönem birazcık daha federasyonun aktif çalışacağına inanıyorum. Daha güzel şeyler üretebileceklerine inanıyorum. Mali anlamda kulüplerin tabii çok büyük sıkıntıları var. Sizin de hemşehriniz Ankara Gücü'nün de çok büyük sıkıntıları var. Lisans alamadılar. Geçmişten kalma ve lisans alamadılar. Sizi bu korkutuyor mu? Süper Lig'deki bu durum, mali portre önümüzdeki sezon için seçilirseniz eğer korkutuyor mu bu sizi? Şöyle. Tedbirler hazırlanıyor mu? Tabii ne yaparsanız yapın. İster Süper Lig'de yıllarca oynayan bir kulüp olun, ister şampiyonluğa oynayan bir kulüp olun, ister küme düşmeme potasından uzak bir kulüp tablosu, portresi çizin. Mali yapınızı bir an evvel, bir yıllık mali yapınızı, bütçenizi, tahmini bütçenizi doğru yapmanız lazım. Ne olursa olsun. Bu tahmini bütçeler yapılırken de kulüpler genelde şuna bakmalı. 40 puana göre, 50 puana göre, 45 puana göre işte, 55 puana göre. Bunlar sizi doğruya ya da yanlışa götürür. Şimdi 45 milyon lira garanti para olur. 3 aşağı 5 yukarı. Bir galibiyet 3 milyon lira olsa, bir beraberlik 1,5 milyon lira olsa, oturup bunların getirisini yazmak, 40 puana ulaştığımda bu kadar gelirim var, 50 puana ulaştığımda bu kadar gelirim var, ona göre de gider kalemlerimi ben yapılandırmalıyım, bu düzeni kurmalıyım. Bu şekilde bakılırsa sorun yaşanmaz. Ama bence burada bütün kulüpleri sıkıntıya sokan en büyük unsurlardan bir tanesi prim. Oyunculara ödenen ekstra primler. Bu bütün kulüplerin mali yapısını ve tahmini bütçesini alt üst eder, delik deşik eder. Maçına göre değiştiği için rakamlar. Ben mesela bir yönetici olarak bu işten son derece muzdaribim. Çok rahatsızım. Ben bir kardeşimizi, bir oyuncumuzu transfer ediyorum. Peşinatını ödüyorum, maaşlarını ödüyorum, maç başını ödüyorum, bir de maçta prim ödüyorum. Ya böyle bir şey olmamalı ya. Nedir ya? Ama bu yöneticilerin elinde değil mi sözleşmeyi yaparken? Sözleşmede prim yazmaz. Sözleşme yasal bir alacak değildir. Yani futbolcu neden bana para vermedin, prim vermedin diye bir şey soramaz. Yani olay soyunma odasında dönüyor. Alınan galibiyetin değerine göre mi diyorsunuz? Şimdi yani burada bütün kulüplerin mutabık kalarak bazı şeyleri yerine oturtması gerekiyor. Örnek veriyorum, siz maç başı 10 bin lira prim verdiniz. Ya bir başka kulüp 50 bin lira veriyorsa benim takımımda oynayan kardeşim diyor ki ya başkanım, ya sayın yöneticim, bana 10 bin lira veriyorsun ama B kulübü 50 bin lira veriyor. Sen de bunu yükselt. Böyle bir şey olmamalı. Galatasaray'ın galiba Medipol Başakşehir şampiyonluk primi 2 milyon lira falandı. Bütün takıma dağıtılmak üzere. Ciddi rakamlar bunlar. Dediğiniz çok kesinlikle doğru. Kesinlikle öyle. Bir de maç başı ödüyorsunuz. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Mantıkta şu bir de. Ama biraz da hocaların da baskısı var herhalde, değil mi? Çocuklara primi söylemek, işte biraz şevklendirmek için. Olmaması mümkün mü? Onlar da alacak o primi. Eğil oturalım, doğru konuşalım. Onlar da alacak primi. Ama ben o zaman ne diye size para veriyorum? Emeğinizin karşılığında anlaşıyoruz, sözleşmeye yazıyoruz, bedelinizi ödüyoruz. Prim nedir ya? Kulüpler batar. Bir tane kulüp bulamazsınız. Bu mantık bu işte devam etsin. Bizim oyuncu kardeşlerimiz de parasını alıp oynayacakları kulüp bulamaz. Siz kendinizi şu konuda şanslı hissediyor musunuz? Miras konusunda.
Hani mesela işte tartıştığımız Ankara Gücü geçmişten gelen borçları nedeniyle evet. sıkıntı çekiyor. Birçok kulüp öyle. Yönetimler değiştikçe. Siz bu konuda kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Size kalan mirasım Sayın İlhan Cavcav'dan. Sizin Allah rahmet eylesin. Şu programa başlamadan evvel her sorduğunuz soruya karşılık rahmetli başkanımız İlhan Cavcav'a teşekkür ederek, dua ederek cümlemize başlamamız lazım. Her sorunuzun karşılığında mutlaka rahmetli başkanımızın bıraktığı mirasın etkileri var. Bu bir gerçek. Bu söylediğiniz çok doğru. Kulübün borcu yok. Geçmişten dönen kimseyle bir sıkıntımız yok. Kulüp onun getirdiği, onun kurduğu bir düzene karşılık bu şekilde devam ediyor. Bir alt lige düştük. Bütün Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Deplasmanlara gidiyoruz. Futbolla alakası olsun ya da olmasın, Gençler bir spor kulübünün otobüsünü gören ya da bizim orada yönetici olduğumuzu gören inşallah tekrar çıkarsınız. Ben Gençler bir spor kulübünün bırakın taraftarını, yurt genelinde bu kadar sevilen, sayılan, değer veren bir kulüp olduğunu gördükçe tüylerim diken diken oluyor. Bunlar hep rahmetli İlhan Cavcav'ın kulübe kattıkları. Aynı zamanda bununla birlikte rahmetli başkanımızdan evvel görev yapan diğer yönetici abilerimizin de hakkını yememek lazım. Onların her birinin bu duruma gelmemizde büyük katkısı var, büyük gücü var. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Hep hani Süper Lig'de çok kısa bir dönem Sayın Başkan ve yönetim. Evet. Belki siz tecrübelisiniz, daha önce yönetimlerde evet. yer aldınız ama orada çok kısa bir dönem yöneticilik yaptınız. Şimdi bu yeni dönem, bu mali kriterler, zorluklar sizi korkutuyor mu, yoksa aynı İlhan Cavcav'ın doğrultusunda devam edilecek Hiç mi? Hiç korkutmuyor. Yeter ki biraz önce de söylediğim gibi bütçenizi belirleyin, tahmini bütçenizi belirleyin. Burada yanılma payınız çok düşük olsun. Bu doğrultuda transferler yapın. Bu doğrultuda kulübün aylık masrafını, giderlerini, vergilerini ödeyecek şablonu hazırlayın. Bunlar çok önemli. Eğer bunu yaptığınız takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. Lisanstan bahsetmiştiniz. Ulusal lisans. Hı hı. Şimdi orada çok değişik kriterler var. Sadece oyunculara ya da dışarı olan borcunuzun getirdiği bir sıkıntı olarak görmeyin. Hacettepe Spor Kulübü lisansını aldı. Evet. Gençler Birliği Ankara Gücü alamadı. Ya Gençler Birliği Ankara Gücü'nün kimseye bir kuruş borcu olmasa dahi stadyumla alakalı bir tahsis yazısını federasyona vermediği için zaten alamazdı. Ama daha genel müdürlük sahayı kimseye kiraya vermedi. Ya da sahanın kullanım koşullarını belirlemedi. Bir de Gençler Birliği Ankara Gücü ilk defa birincide almıyor. Birincide değil, geçmiş yıllarda da almadık biz. Son anlarda aldık. Genel müdürlükten ben şimdi gideyim. Desinler ki hemen gelin size tahsis yazınızı vereyim. Bir sonraki toplantıda ben alacağım lisansımı. İş şeye kaldı. Peki önümüzdeki son soru iki tane var. Son ama. İki tane zaman var. Çabuk. Önümüzdeki sezon stat sorununun olacağını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Sadece takım birden. Sadece bunun mali yükün olacak kulüplere. Benim bu konuda endişem var. Çünkü yeni yapılan bir stadyum. Eksikleri hala olan bir stadyum. Eksiklerinin rakamları belli olmayan bir stadyum. Genel müdürlüğün ne kira isteyeceği. Bunların hiçbiri belli değil, belirsizliği devam ediyor. Ankara Gücü Spor Kulübü ile biz bunu çok rahat bir şekilde kullanırız. Zaten onlar da bizim kardeş kulübümüz. Son soru, kaç transfer tespit ettiniz veya ettiniz mi şu ana kadar? Yani takımda neye, kaç transfere ihtiyacı var? Bu bana göre ancak söyleyebilirim. Daha henüz bir hafta oldu, mutlaka çalışılıyor. Ama bana göre 10-12 transfere ihtiyacımız var. Süper Lig'de maliyet getirecek. İyi bir yerde bitirmek için bunun hesabını zaten mutlaka yapmışsınız. Bir iki cümle ben söylemek istiyorum. Son maçımıza bakın, 6 tane bizim altyapı oyuncumuz oynadı. 6 tane. Gençler Birliği'nin üretkenliği devam ediyor. Ya bu 12'nin içinde o 6 tane de yani onun gibi altyapıdan gelenler olacak mı yoksa? Olacak tabii. Biz altyapıdan yine 3-4 tane oyuncumuz. Altyapıdan gelen isimler var. Onları da duyduk ve gördük. Göreceğiz. 16 Haziran'daki genel kurul toplantısında şimdiden başarılar diliyoruz. Gençler Birliği'ni Süper Lig'de yeniden gördüğümüz için biz Ankaralı gazeteciler olarak mutluyuz. Keyifliyiz. Devamını diliyoruz. Ayağınıza sağlık diliyoruz. Sağlık Sayın Arif Ölmez. Çok teşekkür ediyoruz.
yeniden daha iyi sonuçlarda buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Uğur Tinekeci'ye teşekkür ediyoruz. Biz Spor Kulisi programı sonuna geldik. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.